Bu beni hiç böyle feminist bir yerden ya da işte kadın erkek ayrımlı bir yerden sorduğum bir soru değil. Ama ülkemizin genelinde şöyle bir durum var. Örnekle anlatacağım. Mesela eşler arasında ya da bir yönetici, işte erkek bir yönetici atıyorum, bir altında çalışan bir kadın arasında. Şöyle bir şey var. Kadın mesela bir konuyla ilgili görüşünü belirtiyor ve 3 aşağı 5 yukarı hani akıl kurma yeteneği kadında daha ilişkin olduğu için birçok böyle olabilecek ihtimali ya da işte olumsuz olan ihtimalleri daha erken hesaplayabiliyoruz ve onunla bir tablo çiziyoruz erkeğe. Erkeklerin genelinde şöyle bir şey oluyor. Ya sen de, ha tamam falan gibi bir algı oluşuyor ya insanlarda. Anlatamıyorum. Böyle bir tepki oluşuyor ya. Şu anda bizim şeyimizi anlatıyorsun. Hayır. Hepimizin yaşadığı. Benim de bazen Ali ile yaşadığım. Kamerayı çevir bence. Esas eğlence burada. Hiç görmüyorsunuz. Hayır. Benim gerçekten ara ara Ali ile de yaşadığım ama bazen işte annemle babamın benim babamla yaşadığım, benim doğru çalışma arkadaşım yani kadın doğru erkek arasındaki bir şeyden bahsediyorum. Mesela Ali ile evet devam edeyim. Ben Ali'ye bir şey söylüyorum mesela. Canım öyle o işler öyle değil canım. Sen çok şey yapma falan diyor bana mesela. Peki diyorum. Önceden çok savaşıyordum. Hocam nasıl beni şu an? Nasıl kötü bir insan olarak çizdin arada ya? Arada yapıyorsun. Dur ya. Sana da söz hakkı vereceğiz. İlk zamanlar çok deliriyordum böyle. Ya ben bir şey anlatıyorum. Dinlesene beni bilmem falan. Ve çatışıyorduk bayağı bir. Sonra öyle mi yapıyordu tamam, gerçekten? Tamam peki falan diyorum şu an. Evet büyüyordum böyle. Şimdi tamam diyorum. Sonra hocam Ali bu meseleyi araştırmaya tabii ki devam ediyor falan. 3 gün 5 gün sonra bana benim ona söylediğim fikri sanki dışarıda biriyle konuşup yeni duymuşçasına geliyor ve diyor ki ya canım Sinan Hoca bana şöyle bir şey söyledi, ben hiç öyle düşünmemiştim diye benim ona söylediğim şeyi bana yeni duymuş gibi geri getiriyor. Bu bence Türk toplumunda kadınların çok fazla yaşadığı, maruz kaldığı ve böyle sinirlenip en son patladı. Hatta bunun üstüne evlilikler bittiğini falan biliyorum. Bir arkadaşımla konuştum, 3 yıllık evlendi, boşandılar ve yaşadıkları en büyük problem buymuş yani. Artık deliriyorum çünkü falan diyordu kız. Buna ben çözümü şöyle buldum. Sezen Aksu'nun bir röportajını izlemiştim hocam. Sordular işte bu kadar şarkılar yazıyorsunuz, bu kadar işte aşk şarkıları, insanın ruhunu, derinliğini anlıyorsunuz kadınların. Nedir bunun sırrı falan dediler. O da dedi ki ben de erkekleri çözmüş değilim. Ama şöyle bir sonuca vardım. 7 yaşındaki bir erkek çocuğuna nasıl davranıyorsanız 70 yaşındaki bir erkek adama da aynı şekilde davranacaksınız dedi. İşte şimdi, bilgelik bu işte aynen bilgelik. Şimdi Ali'nin tepkilerinden yola çıkarsak ilk zamanlar ona gerçekten böyle deliriyordum. Şimdi böyle gerçekten 7 yaşındaki çocuğa davranmam gereken sakinlikle davranıp tamam canım peki diyorum. Sonra zaten benim konuştuğuma bir şekilde geliyorum. Bu her şey için geçerli değil. 7 yaşındaki bir çocuğa ama yapamayacak olan şeylerden bir tanesi de onun suratını ona 7 yaşındaki bir çocuk gibi davrandığını söylememektir. Mesela bu da stratejik bir hata. Hayır. Yani Türk toplumunda kadınların çok maruz kaldığı, yani ciddiye alınmamak, kadınların Türk sen ne değil biliyorsun? Hocam bu Türk toplumunda değil. Bu bütün, mesela şu anda da konuşulan çok ezber geliyor bana. Yani. Çok böyle ezber değil, yani bu bayağı yaşanan bir şey. Öyle. Bir sürü değişken var ama bunun içinde. Çok değişken var. Bak şey stereotipik ki davranışla müşahhas olayları karıştırmamak lazım. Mesela özel olaylar. Özel bir olay vardır. Onun kendi sahipleri vardır, sebepleri vardır, sonuçları vardır. O kendi içinde değerlendirir. Ama bir de stereotipik davranışlar vardır. Şimdi bizim genellikle ayırt edemediğimiz, mesela biz televizyonda kadın erkek beyni bilmem ne falan diye bahsederken insanların itiraz yükselttiği yerler öyle diyorsun ama bizim evde öyle olmadı gibi bir örnek. Şimdi müşahhas olay o kendi üzerinde tartışmayı gerektirir ama stereotipik davranışlar açısından haklı. Mesela erkekle kadın davranışlar arasında gerçekten böyle stereotipik fark var. Erkek dürtüsel, erkek duygusal olarak künt, erkek sonuç odaklı, erkek hızlı düşünüyor, hızlı hareket ediyor. Kadın ise etraflı, detaylı, örüntüsel, daha analitik, daha uzun vadeli hesaplar peşinde. Şimdi böyle olunca bu iletişime de yansıyor. Bunu bilmenin iki taraf için de aslında faydası var. Bazen durum tersine dönebilir. Kadın tarzı bilişsel davranışa sahip erkeklerle erkek tarzı bilişsel davranışa sahip kadınlar olabilir. Onlar arasında da gene patern, örüntü aynıdır. Bu stereotip davranışı tekrar eder. Ve genellikle taraflardan biri A rolünü yani kadınsı rolü alınca diğer taraf B rolünü üstlenir. Böyle bir otomatik denge vardır yin yan gibi. Ve başarılı ilişkilerde bu ikisinin birlikte sürdürülebildiği vasatların kurulması önemli. Benim dediğim gibi de benim anladığım gibi anla mutsuzluğun temel formülüdür. Yani o işi bitiren şey odur yani. Bahsettiğim o değil zaten. Bahsettiğin şey tavır doğru. Tavır ve usluptan bahsediyorum doğru ben. Yani doğru bu var. Sen evet yine içinden o söylediğine katılmıyor olabilirsin. Hayır. Ama bunu dışı onu, bir şekilde onu bekletme. Onu bekleme işte. O tavır o var. O bir sebepten dolayı var. Sebebini anla. Erkek o dersi o anda alamıyor. O tepkiyi gösterdi şu demek. Şu anda benim sistem bunu almıyor. Bırak ben mayalıyım. Çünkü mesela mayayı süte koyunca hemen kaşık kaşık yoğurt yemeye başlamıyorsun ya. Mayayı koyacaksın. Onu bir ılık ortamda
çullayıp bırakacaksın değil mi? Belli bir süre o maya üreyecek, içeriden gelecek. Sonra gelip sana diyecek ki bak Sinan Hoca bana yoğurt verdi. Demin anlattığın örnek. Bana biri şöyle bir şey dedi. Senin dediğin lafla bilmem neyle onu anlayacak. Çünkü erkek beyninin bazı şeylere vasıl olması uzun sürer. Bunun pratik faydası. Ben beylere söylüyorum özellikle her seferinde. Ben buna karşı hareket ettiğim her dönemde kaybetmişimdir. Uzun vadeli ciddi kararlarda kadınların öngörülerini esas alın. Kısa vadeli hızlı karar verilmesi gereken işlerdeyse bence erkekler inisiyatif alsın. Bizim aramızdaki denge işte. Kısa bence işlerde bu harika. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Tabii. Yok bu bizim pratikte de yaşadığımız bir şey gerçekten. Ve Sinan Hoca bak bir gün bunu buradan da söylüyorum. Sinan Hoca biyolojiyi böyle kadın erkek cinsiyet üzerinden değil hakikaten fıtrat ve bilimle besleyerek anlattığı için gerçekten öyle. Bir dersten çıktığımda da hatta söylemiştim hocaya bilmem hatırlar mı? Yani dinlediğim şeyler evliliğe, ilişkiye, eş durumlarına, kadın erkek olmaya bakış açımı o kadar çok değiştirdi ve besledi ki bu gerçekten çok faydalı bir şey. Hoca şey demişti onun üstüne hatta. Ya biyoloji okuması lazım evlenecek her insan öyle. Demişti. Ben... İddia ediyorum tekrar evlenecek herkese mecburi. Kadın erkek fizyolojisi, kadın erkek psikolojisi. En azından şu anda bildiklerimiz bağlamında o dersin verilmesi lazım. Bunun için sertifikalandırılma yapılması lazım. Hani nikah tarihlerinden diyorlar ya evlenmenize bir mani görülmedi belediyemiz tarafından yapılan incelemelerde diye. Bence bu testin sonuçları da o dosyanın içine konmalı. Bakalım bunlar beyin eğitimini geçmişler mi? Ona göre. Bir de anlatsın hocam memur hiçbir şey yapmayıp gidiyor. Anlatsın mani görülmedi. Aynen öyle. Aynen şeylere baktık. Nelerde mani tabii, görülmedi. Tabii. Nikah şahidi yanında bir tane de nikah nörobilimcisi olsun orada. Bakın şimdi şöyle olacak. İlk iki sene içinde hocam, çok kavga edeceksiniz. Tabii. Yani. Aynen katılıyorum. Hocam söz hakkı değil de nispeten bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Benim duygusal zekam yüksek olduğunu düşündüğüm için ben kadın beyni dediği az önce de yine aynı şeyi söyledim. Cinsiyetle mi ilgili yoksa kadın beyni erkek beyni siz ayırıyorsunuz ya onu cinsiyetle değil sadece. Ben biraz kadın beynine sahip bir adamım. Ben bunu hayatımın işlevsel alanlarında görüyorum zaten. Detaycılığımla işte vesaire vesaire. Şimdi zaman zaman ben oraya yüklendiğim zaman Şeyma da haliyle diğer bölüme yüklenmek zorunda. Değişirsiniz tabii. Çoğunlukla bu böyle oldu. Bu da bir sorun. Siz de söylediniz zaten. Biz o sorunu aşmakta biraz zorlandık zamanında ki o sorun da şimdi aşıldı yani. Bu en yüzden... küçük derdiniz bu olacak. Hocam Karadeniz. Daha siz neler aşacaksınız? İşte esas o. Gerçekten, erkek gibi bak... kız, erkek gibi kadın. Hocam şöyle bir şey oldu. Benim ev arkadaşım çok naif, çok tatlı, Egeli. Ege'de doğmuş, büyümüş, canım benim, Balkan göçmeni falan bir kız. Samsun'a götürdüm ben onu işte. 3 sene ev arkadaşlığı yaptık. 3. yılımızın yazında Samsun'a geldi. İşte benim halalar, teyzeler hepsiyle takıldı, gırgır şamatayı çok güzel geçirdik. Döndük ve bana dedi ki, seni daha iyi anladım gelip aileni görünce dedi. Yani genetik maya böyleymiş ya. Malzeme bu. Yapacak bir şey yok. Ve sonra ona dedim ki, Ali geldiğinde ve ailemle tanıştığında, herkesi gördüğünde o da anlayacak bence dedim. Ve bence bu aramızda bir takım sorunları sildi. Çünkü bizim gerçekten tabii hocam Karadeniz kadın yani onu görüyorsun. Yani orada erkek kadar hükmü olan, erkek kadar sözü olan, erkek kadar böyle sert, sağlam işte nöytüit olan. Hareketlerini yani, görseniz var ya. Hört hört. İklimin verdiği, o hakikaten Karadeniz, o dalganın hırçınlığı, havanın bilmem ne işte. Evet. Hakikaten Karadeniz'in Allah'ım verdiği bir... bıçkınlık var. Biz bunu zor açtık. İşte bu müşahhas bir olay. Mesela İskandinavlarda böyle bir şey göremezsin. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla müşahhaslar ayrı, genel paternler. Bizim işimiz ne? Genel örüntüden bilgi çıkarmak, müşahhas olaylarımızı aydınlatıcı veri olarak kullanmak. 20. evlilik yıldönümümüzde bak bak nelerle uğraşıyormuşuz. Hele bak diye anı olsun.